Arkadaşlar, tavuğumu çıkardım. Bu saatten sonra horozu... Lan yanlış dedim lan, horozumu çıkardım. Saatten sonra tavuğu olan düşünsün. Dünkü video attığımız, geçen haftaki cumadaki video bir gün geçti. Diğer gün geldik ama size söz verdim. Dedim ki teker yapacağım. Hava yağmurlu. Yapacak bir şeyim yok. İlk defa motorumuz yağmur gördü. Normalde hayatta çıkarmam yağmurlu havada ama şansımıza ve dün her şey, ekipmanın hepsini buraya bıraktığımız için kolay gelsin. Ama bakalım nasıl gidiyormuş. Ya ilk teker deneyeceğiz de. Adama dedim ki abi dedim bir sınır var mı? Bir şey var mı? Yok kardeşim dedi. Allah ne verdiyse kapat dedi. Normalde benim bugün cidden amacım race modu aldık zaten. Ama yerler ıslak be beyler. Yani yoksa cidden ben de yani ya gazlamak istiyorum ama yapabilecek bir şeyim yok. Yani şu an hiçbir şey yapamam. Ya oğlum bu beni üzdü şu an ya. Güneşli bir hava olsa olmaz mıydı ya? Dün çıksaydı motor hiç yağmur yağmadı. Ve şu an yağmur yağıyor. Hiç mikrofona su kaçmaz diyelim. Ya yağmur yağmıyor aslında, çiseliyor da. Şu an cidden keyfimi kaçırdı bu olay. Normalde ben cidden şu an böyle direkt bir Kuzey Marmara yapmayı düşünüyordum yalandan. Hemen eve gidip mont alıp da bu havada yapamam. Şöyle şeyi kapatalım bari. Şöyle arada da camı silelim beyler, yapacak bir şey yok. Aa şeyde mi kaldı bu gene? Altta kalmıştı bir ışığı ya. Bunu yukarı çekmek lazım. Ya bu yağmur olmadı ama ya. Ağustos ayındayız be abi. Hiç gerekmiyor. Adam diyor ki hiç diyor hani kesiciye düşürdüm. Vallahi dedim hiç yapamadım. Kıyamadım makineye. Abi korktum, o nasıl gelir? Ya bir de şimdi ilk günden yerler ıslak ıslak, Allah göstermesin kaza olur bir şey olur yani çok kötü olur, o yüzden. Ama bir şurada bir TCS kapısam mı ya? Ha denesek mi lan ilk tekerimizi? Yerler kuru lan. Bir ilk teker deneyim mi? Onu sikeyim. Sakin ol lan. Deli. Manyak, o nasıl kalkış? Ya yerler hafif kaymasa işte ne güzel şeyler olacak da. Tutunamıyor ki ibne. Oğlum çok deli bir şey biliyor musunuz beyler? Buzluğunda kuru havada çok acayip şeyler yaşayacağız. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Şşş tamam. Rodaj bitti de yapma böyle şeyler kuzum. Deli. Ay. Ya bu yağmur harbi şu an çok keyfimi kaçırdı ya. Neyse inşallah pazar günü falan hava güzeldir de bir Şile'ye gideyim. Güzel bir gazlarız. Arkadaşlar. Şimdi herkesin aklındaki soru. Egzoz ne zaman gelecek? Gelmeyecek. Tadaf tadaf tadaf. Beyler egzoz fiyatları çok pahalı. Bakın bir header sordum. Orijinal Akrapovic'in sordum. Yalan olmasın 70 bin lira dediler bana. Sadece header'sa, egzoz dahil değil. Sonra dedim zaten Akrapovic'in almayız. Titanium header sorayım. Ben şey header sevmiyorum. Merhaba memur abi. Titanium header sorayım dedim. 35 çıktı. Bir yerde 27'ye kadar bulabildim. Yani çok be kanka. Yani bir yani bak egzoz da yok ha ucun. Yani benim tamamen kendi egzozum var da yani. Bir şey 27 bin de biraz fazla ya. Biz şunu geri açalım mı ya bakayım. Aynen bunu biz geri açalım. Çünkü yerler meller ıslak. Sadece
gece bir tünelde şunun ışığını bir daha bir ayarlayalım. Ben bu ışık bu yüzüme gidiyor, böyle gözüme çarpıyor. 14.000'de 1'e çıkarayım şunun ışığı. Ha bak şimdi düzelmiş. Daha da eskiden kırmızı 8.000'deydi. Videolarda görmüşsünüzdür, onu falan düzeltmişler. Ve ana konuya geleyim. Yani beyler, Bursan çok iyi saplıyor ve bakım fiyatlarında. Hani garantisi olmasa götürmem ama 4.5 milyar bir bin bakımına verilmez ya, bir yağ değişimine. Yani harbi üzücü bir seviyede saplama. Biraz acıttı. Ya az bir şey, bir acıdı yani, hissettim. Ama yapacak bir şey yok. Aslan besleyen yemini düşünmez derler. Ama bu da yem değil ki abi, bakım parası. Ya yağmur hiç olmadı ya. Daha da motor tertemizdi, biliyor musun? Keşke bir iki gün daha bekletip alsaydım da, yağmur yağmıyordu sabah. Tam ben buraya geldikten sonra yağmur yağmaya başladı. Ya hiç yağmur göstermeyecektim ben motora. Neyse olsun. Şeker değil ya, erimez. Şuraya girelim. Şöyle şuraya girelim. Ay. Sing 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 sing. Zing 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 zing. Bakalım rodaj sonrası benzin ne alemde gidecek. Bunlar nasıl olmuş sizce? Güzel olmuş mu? Şurası. Bence güzel olmuş böyle burasının duruşu. Ben beğendim. Siz ne dinliyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sen benimle yaşardın. Tamam ya, 420 işte, bir şey olmaz abi. 1 liraya zaten bir şey gelmiyor ki, 0.0 litre geliyor abi. Öyle buyur. Nakit nakit. Hiç mutlu bir sabah değil. 4 artı 420'lik oldum. Bu nasıl bir gün amına? Lan çantayı da açık bırakıyor, kas kalsın görecekti ki. Ebimizinkini. Sabah martı takla geldim. Dün de martı takla buradan gittim. Size bir söyleyeyim mi? 10 numara uygulama. Taksicileri zaten sevmem. Direkt diyorum. İzleyen videoda da varsa da sevmiyor. Taksici de kimse sevmiyor yani. Benim arkadaşım babası taksici. O bile taksicilere küfür ediyor. Neyini seveceksin abi? Adamlar... Neyse. Konumuz taksi değil. Martı takla geldim. Bir tane arkadaş geldi Mücahit diye. Şeyle, Mitsubishi Lancer'la geldi, egzozlu falan. Çok eğlenceliydi lan. Normal takside ben o kadar eğlenemezdim. Mesela hem daha ucuz, hem de eğlenceli. Hem de normal taksinin tribini yiyorsun. Ama martı takta hiç trip yemiyor. Reklam falan da değil ama. Bir de martı bana reklam verecek. Ben beğendiğim için size öneriyorum. Bence kullanın. Ama yakalanırsanız korsan yerine geçiyor. Bu ceza yiyormuşsunuz da. Yakalanmayı verin sizden abim. Bana bir söyleyeyim, ben bunu egzoz yapacağım da çok güzel ses çıkacak da onun birkaç haftası var gibi ya. Şu an çünkü egzozu ayarlayacak bir durumda değiliz. Geçen hafta tatildeydim, bu hafta bakım derken dükkan. Her şeyin biraz daha zamanı var, dur bakayım. Güzel patlatıyor ya, çat patı pat. Gençler kusura bakmayın, gazlama yok. İsterdim ben de gazlamak ama yok yani, yapamayız. Hava kötü. Ama sözümüz söz yani, gazlayacağız. Motor bizim. Size o güzel videoları atacağım. Şöyle şunu silelim. Bak. Aa, şuna bakacaktım. İyi hatırladım. Aracım. Çekok, bak Çekok yazıyor. Güzel, bakımla alakalı bir şeyimiz yok. Lastikler güzel. 9.990 3 kilometre sonra bakımımız var. Yani biz motoru bir daha bakımını görmeden ayrılırız herhalde seneye kadar. İlk bakım 4.017, ikinci bakımı 20 milyar lirasını satayım.
Kanka bunun vitesler çok uzun biliyor musun? Buralarda denenecek makine değil bu. Yani bu cidden gidiyor. Aha bak, aa, bak. Daha 8000'deyim. Daha gidiyor yani. Daha bir 8 daha var anasını satayım. Bunu ben burada nasıl deneyeyim size beyler yani? Oğlum şu ışık yanma muhabbet çok uyuzuma gitti ya. Onu yolda düzeltemem. Durmamı istiyor genelde. Bakayım tek. Trafikten tırsıyorum. Bir de yani ilk yer burası değil benim. Bak saçma sapan hareket yapıyorum. Bana eskilerden daha ZX10'lardan daha atik geliyor şu an nedense. Ya da yeni bindim diye de olabilir ama bilmiyorum. Bana şu an öyle geliyor. ZX10'lar biraz daha sertti. Ama bu kadar atik değildi. Beni bu yani geri itiyor bayağı. ZX o kadar itemiyordu. Bir saniye durun ya. Şu ışık harbi acayip uyuzuma gitmeye başladı ya. Dur. Şurada durup alt geçitte halledeceğim onu. Lan dörtlü uçak. Şöyle kapat. Şöyle dur. Şöyle el frenini çek. Dururken çekmiyor. Ayarlar. A few moments later. Yapıştır yapıştır yapıştır. Tamam 14.000. Okey. Tamam. Bakalım. Oğlum bu acayip patlatıyor. Ben size bir söyleyeyim mi? Ciddi bir sıkıntı var. Heyecan yaptım. Sen benim oyuncağımsın oğlum. Yeni oyuncağım. Benim ben. Niye motora sövdüm ben şimdi ya? Oğlum otobanda çok eğleneceğiz. Ben buralarda sevmiyorum ya. Trafik hiç yapmayın kanka. Bindiklerle hiç yapmayın bence. Çünkü motorlar buraların motorları değil yani. Bu bir gerçek. Onun için ben sevmiyorum aga direk. İsteyen o süren, isteyen korku gidesin. Yapmıyorum. Geçen giderken de zaten başıma olay geldi. Yok o günden sonra daha hiç de yapmıyorum. Önüm açık olduğu kadar. Ben manyak makasçı değilim. Müthiş de değilim. Bana her R25'te saplar kardeşim. Çok iyi çok iyi ya. Abi ya var ya keşke o güzel olsaydı ya. Aslında bunu otoparka bırakıp ufak motorla mı işe gitsem yoksa direkt bununla mı işe gitsem merak ediyorum. Aç yolu aç yolu aç yolu. Burada her zaman sağ şerit boş oluyor. Belki bu sefer de boştur şansımıza. Üff. Şu vites atma olayını niye bırakamıyorum? Çünkü rodajdan beri ayağım alıştı hemen vites atmalara. Şansa bugün sağ şerit de dolanmışım tabii. Bakayım kalkıyorum. Abi taş çekiyor abi. Elim acıdı be. Gel gel. Burada bok var gel. Bu şeritte bok var. Bak mesela böyle durumlarda arkadaşlar ikinizden böyle sövün ama kavga etmeyin. Ben görüyorum. Hele yeni başlayanlar. Adam hafif önüne attı. Ya abi etme kavga. Siktir et ya. Tamam sen onunla kavga etsen ne olacak? Ya onu geçtim şu an bu devirde. Şu an selam verdi yan baktı diye birbirini vuruyor millet. Şu an gerek yok baba. Benim üstüme gidip çarpmadığı sürece böyle kırmaymış falan söverim abi siktir git derin devam ederim. Niye gideyim adamla kavga edeyim ki? Yani çok saçma bir hareket yapmadığı sürece dediğim gibi saçma bir hareket yapar. O ayrıdır ama ne? Şu an yeni kamera takıp böyle video çeken arkadaşlar, kardeşler ya da abiler benden büyük de olabilir. Hiç sıkıntı yok. Görüyorum her şeye ooo. Tamam dayı da yani motoruz da tamam.
Örneğin yani bizim gittiğimiz çoğu şehir zaten legal değil yani. Oralardan gitmememiz lazım. Oralardan gidiyorsak kimi şeyleri göze de alıyoruz. Ama tabii mesela ben bu şeritte gidiyorum böyle. Bir anda böyle uklak diye üstüme atlıyor. Ya onlar ayrı. Onlar şey mi diyeyim yani şimdi. Bak kanalda küfür bırakacağım diyorum. Bak hep küfür ediyorum bak. Çoğu kişinin de şikayetçi bu da. Ne yapalım ya? Yani? Bak burada da yağmur yağmıyor. Ama burada da trafik var. Bak siz benim bugün sabrımla oynuyorsunuz ha. Şşş, tamam tamam abi bir şey yapmadı falan. Pazar günü gazlayacağız seni. Tamam kızma. Çok pis kafa kaldırıyorsun oğlum. Seni tutmak çok zor olacak ya. Çok deli bir şeysin sen. Ben seni çok beğendim. Bu pazar Şile'ye gideceğim. Benim bir işimiz var. Akşam da Kuzey Marmara'ya çıkacağız. Orada bir taş vardı. Bir şeyden sektik. Oğlum bu her gazla geliyor tekere. Ben anlamadım ki bunun olayını. Bu niye durmadan tekere geliyor? Önden gidersen polise takılırım. Hiç uğraşamayacağım. Bugün onunla uğraşacak da değilim. Evet gençler, öyle çok konuşabildiğim video olmadı. Motoru şu an çözmeye çalışıyorum. İlk günden daha heyecanlı olabilirim. Sadece bugün bir tık böyle o şey Cebeci Tünel var bizim. Oraya gidesim vardı şeyden sonra bir anda. Öyle bir kere böyle bir en azından 300 olması da 270, 280, 290'ları görme niyetim vardı. Ama bak şimdi. Oğlum böyle şey gibi anladın mı? 9SB'yi, bak bu motor bana 9SB'yi hatırlatıyor. Motorun kalkışları, tekerleri falan. Harbi 9SB gibi. Öyle çok oyuncak. ZX'de ben bu zevki yaşayamamıştım ya. Yani sadece 9SB'den daha güzel olan kısmı şu. Bastım mı duruyor. Bizim 9'lar durmuyordu. Allah Allah diye gidiyorlar anasını satayım. Motora fren koymayı unutmuşlar. Yani kimse de laf yapmasın. Yok işte motoru sattı. Motoru kötülüyor demesin ama MT9'un cidden kullanan herkes der ki freni bok gibi. Çünkü durmuyordu baba. Basıyorsun aa diye gidiyor. Lan nereye gidiyor? Şimdi gençler, önümüzde 2 hafta beklentimizde bir yer var. O gelirse egzoz takılacak. Gelmezse egzoz bu sezon yok gibi. Hadi lan gaza gelsene bir gaz ver. Saat 11.30. İyi, trafik çok yoktur. Daha kahvaltı yapmadım ya. Aa NS 250. Yan lan. Ben gidene kadar yanarsın. Taksi gelsen geçmiş. Burada hep araba atlıyor. Atlamadı bugün. Çık 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 çık. Ne yapıyorsun dayı? Buraya gittim, burası daha yavaş gidiyor kanka, yanlış yaptın. Ben sana söyleyeyim. Hop. Abi de cam alacağım. Beyler hadi. Bak o kadar video izliyoruz. Videoyu ben çekiyorum. Toplaşıyorsunuz kardeşim. İbonu söylüyorum. 34, 72, 64, 80. Ya ezbere biliyorum zaten. Manyağım anasını satayım. İban söylüyorum kardeşim. Hemen bu İban'a cam için para çıkıyoruz. Ya da egzoz için. Ben onu bunu bilmem. Çok masraflı ya.
ZX'in onu seviyordum. Her şey hazırdı. Hiç masraf yapmamıştım. BCX. Hadi bakalım Trenç Olgo. Oy. Ne oluyor lan? He? Bak bu sana değil lan ona. Bu videoyu izleyeceğim, bakacağım bu kısma. Ama bunun yaptığı karaktersizlikti yani. Ama mesela bunun şimdi gidip camına tıklayıp ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun lan demek mantıksız. Ya ne olacak, ne yapıyorsun dedim de, aa kardeşim görmedim ben seni, kusura bakma, ya da lan ne yaptım falan diyecek. Her iki yönde de of, kamera vardı burada. Saçma. Abicim biz niye böyle hep böyle... Ya senin canını yerim, canını, tamam sensin. Sen tehlikelisin, tamam. Bu ne sinir, bu ne atar? Ha, bana bir anlat. Who is this problem? Ve anlamadım ne biliyor musun? Bunun birinci vitesi çok uzun aga. Daha birinci vitesin sonunu görmeyi başaramadım. Aa bak ben Cappuccino'lu bir arası böyle video çekeyim mi? Aynı bu. Şundan beter bak. Şu bunun önündeki motor gibi kaçak kat atıp geziyorum. Hamala vermekten seviyorum, kendim taşırım. Bak şu en önde giden var ya, bak manyağa bak, hızlı da gidiyor. Kanka benden manyakmış. Ben bu kadar iyi bağlayamıyorum. Bu bayağı deli gibi gidiyor. Geç. Kral ne yaptın be? Kanka ekmek parası. Motorun güzelmiş. Allah sana Allah'a emanet. Eyvallah, sağ olasın. Şu olayı sevdim. Yan yan tekere gelebiliyor ve hani hiç denge kaçırmıyor. Çok benim bildiğim buraya yaya geçidi değil abicim yani. Kusura bakma. Sanki yaya geçidinde yol vermiyorum zaten. Küfür ediyorsunuz siz. Edin. Ama yani burası da yaya geçidi. Burada benim hakkım. Bu rengi ne kadar güzel lan. Aynı Vespa çakması ama harbi Vespa'ya bunu çok. Benim kapı da Vespa çakması. Yükünü güzel yapmışlar vallahi. Ama mesela bunların ak ya, bence en güzeli Cappuccino. En çok satan o çünkü piyasası en hızlı. Vallahi. Trafik var mı lan bu tarafta? Ona göre terse gireceğim. Yok gibi. Dur bakayım. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi, bayağı iyi. Hani o sonunda bir çat pat yapıyor ya, ah be şu. Abi bunları zaten bence bayiden çıkarırken katalizörlerini yok etmeleri lazım. İsteğe göre kardeşim, ben düz boru istiyorum diyeceksin. Öyle olacak. Degal mi takılmak istiyorsun? Tamam kardeşim, sana katalizörlüsünü veriyoruz diyecek. Yani benim fikrimce bu. Biz niye buna boşa para veriyoruz ki abi? Ben niye aksesuarlara veriyorum? Yani olmaz böyle. Tabii, borusan da tabii efendim diyor. Ama cidden yani Yamaha'ya çok gittim. Ben o kadar içten ve o kadar tatlı insanlar sadece Borusan'da gördüm. Her Borusan aynı bilmiyorum ama İstinye Borusan'daki insanlar cidden çok iyiler. Allah razı olsun, yardımcı oluyorlar hep. Bu taksiciler yüzünden hep bu olay. Adamsın sen, adam. Beni biri arıyor lan sabah sabah. Alo. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Buyurun.
Ya teşekkür ediyorum. Ben 2023 Espinar'ı aldım. Gelmeyince teşekkürler. Tamamdır. İyi günler. Size bir söyleyeyim beyler. R1 satamıyor bu sene. Çünkü iyice millet yamağından soğuttular bence. Premium beni 3. kez arıyor. R1 için yazılmıştınız. Normalde hiçbir türlü... Ne? Aga hiç sesin gelmiyor ha. Dedim ki bayağı sesi nedir? Piyasası mı? 1-2 milyon, 1.2 milyon falan. Öyle bir şey. Ya 1 milyon üstü. Allah razı olsun. Amin sağ olasın, eyvallah. Yamaha bu sene motor satamıyor ya, belli. Çünkü dün Yamaha İstanbul'u aradık, bizim Mali'yi alacaktık. Satamadı 600'larını, satarsa alacağız. Direkt liste fiyatından motor veriyorlar. Ne aksesuar ne bir şey. Dayı ne oluyor orada? Kaldık abi ya. Selamun aleyküm. Ondan sonra neydi? Bir egzoz videomuz gelecek. İlk gazlama pazar gelecek ama egzozsuz gazlama olacak. Eyvallah çiçeğim. Sonra verdiğim sözü unutmadık. Bir tane takipçiyi alacağız. Instagram'dan yazan çok kişi var. Birini seçeceğiz öyle. Oo, hıçkırık tuttu. Şansa kim gelirse diyelim. Bir kişiyi seçeceğiz. Sonra böyle doğaçlama takılırız videolara. Belki benim pederle video çekeriz babayla. Hay anasını satayım ya. Bak şu şurada U dönüş yasak. Şu U dönüş yapan. Oh, bak ya. A few moments later. Ha, kimse yok ha, önümüz bomboş. Bir iki tane salak yüzünden burada çektiğimiz. Hiç arkayı düşünmüyor. Şu arkadaki kuyruğa bak. Kaç araba birikti anasını satayım. Dün buradan bir tane Arap dönmeye çalışıyor. Bak burada da U yapmak yasak. Burada da U yapmak yasak güzel kardeşim. Bak dörtlüğü yaktı, bu da U atacak. At bunu. At 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 at, hiç utanmat. Bak nasıl biliyorum. Çünkü burada U'yu 4 seferde atıyorlar ve arkası kilitleniyor. Bu taksiciler zaten burada ikiler şu an Arap bekliyor. Bak bu adama de ki havalimanına götür, beni de götürmeyecek. Çünkü havalimanına götüreceği para, arabayı buradan Taksim'e gidiyorlar, 400-500 lira para alıyorlar. Hiç taksici izleyen varsa da onu da tamamına koyayım, tamam. Ben baba, tamam. Ben... Hiçbir adam var ama ben hiçbirini sevmiyorum abi bu saatte. Çünkü almıyorsunuz babacığım, almıyorsunuz. Arabanızı almıyorsunuz. Sanki göreviniz taksicilik değilmiş gibi yani. Adamın işi beni bir yere getirmek ama naz yapıyor. Alınca trip atıyor falan. Vallahi Marslak mükemmel ya. Bilmiyorum ama ben çok beğendim yani. Hayatımda ilk defa öyle bir ulaşım aracını sevdim. Yoksa hemen. Hop. Hem korsandan güvenli. Şimdi korsan bilmiyorum, benim tanıdığım yok. Hem de ne bileyim iyi ya. Ama korsan da taksiden iyidir. O ne lan? Adamlar LTP klima yapmış. Abi kusura bakma ya. Nereden bileyim? Lan ben gaz verdim, adam bir şey oldu sandı. Manyağa bak. Burada yolun sonunda duba var. Gidemez ki bu. Evet, duba açık. Şimdi bak, sokaktaki esnafın hepsinin bir set tepkisini söylüyorum. Ya oğlum yeşil daha güzeldi. Hayvan gibi sesi vardı. Oğlum kokudan kafam şey oldu lan. Abinin işi zor. Ben geçeyim buradan. Eyvallah. Ha, elde açılıyormuş lan bu. Sağdan mı soldan mı nereden girecek acaba? Burası çok kalabalık, sağ taraf, buradan girelim. Selamun aleyküm. Gireyim mi?
Nereye koyayım bunu la? Buraya mı koysam, o dükkana mı koysam, onu düşünüyorum. Ya oraya da çok makaya çok zor ya. Çok İş var mı? Ona göre koyacağım buraya. Yalanlı. Lan Allah. Motora bir şey olacak diye. Kamera çalışıyor. He. Rezil oldu. Bu motordan değil, senden kalkıyor kanka. Şunu çeksene. Bağırtmayayım diyorum, anasını satayım. Niye bağırtmayacağım? Buradan sonrasını ittirelim. Ne haber lan? Abi numara yapıyorsun ya. Gözüne ne girdi abi? Buradan ne girebilir gözüne? Hadi beyler, görüşürüz.